Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Aşağıdaki şu 23.200 ibaresini inşallah çok kısa zamanda 23.300 yapacağız. Bir de e, maç kazanan futbolcularımızdan bir kesiti yayınımıza konu kaldık. Fenerbahçe Futbolu A takımda konuğumuz olsun. Fenerbahçe Ağustos 2018'den bu yana ligde ...ilk kez üst üste 7 galibiyet aldı. Ağustos 2018'den bu yana. Ortada da şöyle bir durum vardı. Hani hedefler bitmişti, futbol hani maç bitmişti, sezon bitmişti. O sezonun son maçlarıyla eee ilk maçlarda bir şeylik vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hani o maçlar kazanıldı. Bir de sezonun ilk maçları kazanıldı. Haliyle orada bir 9 maçlık bir seri elde edilmişti. Bakalım bu sefer geçilecek mi? İnşallah geçilir. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı. 5. dakikada Diego Rossi ile açılış yaptı Fenerbahçe. 60 şey 57'de Serdar Dursun penaltıyı kaçırdı. Aynı Serdar Dursun el, işte 62. dakikada da golünü attı. Bir nevi kendini affettirdi mi diyelim ya da ee, maça katkıda bulundu mu diyelim. Bir şeyler söyleyelim. Tabii çıkarken oyundan çıkarken de bazı taraftarın tepkisine almadı değil. O da gözden kaçmasın. 66'da Angelo Sagal skoru 2-1 yaptı. 82'de Miha Zayt 3-1'e getiren golü attı. Ancak 90 artı 7'de maksimum penaltıdan attığı golle maçın sonucu nihai sonuca ulaşmış oldu. Müsabaka 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Normalde Gaziantep attığı gol 90 5'in sonunda kazanılan bir gol ve 90 artı 5 verildi. Herhangi bir sakatlık vesaire cart curt da olmadı ama normalde e, temdit penaltısı diyorlar değil mi buna? Yani son kazanılan penaltı. Hani santrası olmayan türden penaltı desek herhalde yalan söylemiş olmayız. Bu penaltının normalde yani santrasının bile olmaması lazım. Maçın hakeminin bitirmesi lazım. Ama maçın hakemi baştan sona öyle bir niyetle maç yönetti ki penaltı sonrasında oyun bitmedi. Devam etti. 3-3 olsun diye hakem 3 dakika falan oynattı maçı. 90 artı 5'te penaltı. Hani o arada da Valencia ile bir pozisyon yakaladık. Attı sahana Berisha e, bence tam atacağı goldü. Yani tam atacağı goldü ama beceremedi. Hani hakem dedi ki ulan ben bunlara üçü yesinler diye süre verdim ama bunlar dördü atacak dedi. O an bitirdi. Böyle bir olay. Şimdi Süper Lig'de Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla net gol pozisyonu ürettiği iç saha maçını oynadı. 2.32 diyor ama hani bizim net kriterlerimize göre 5'i 6'yı bulur. Bu atılan golleri de dahil edince 5'i 6'yı bulur. Fakat sonuç olarak kazanıldı mı? Kazanıldı. Galip gelindi mi? Gelindi. Fenerbahçe bir avantaj elde etti mi? Etti. Maçın kahramanlarından Miha Zays var. Bu arada Gaziantep yönetimi maç sonrasında Erol Bulut'la Cikolatalı Bazda tarifi üzerine bir toplantı gerçekleştirmiş. İşin tabi esprisindeyiz. Cikolatalı Bazda tarifi öyle herkese verilecek bir tarif değil. Bu espriyi de yapmayalım. Ama tabi ligde kötü bir gidişat var Gaziantep'in. Bir ara pozitif giden şeyler sonuçta kötüye gitmeye başladım. Tabii bir karar almışlar ama devam karar almışlar. Böyle bir görüşme var. Maçın kahramanlarından Miha Zaitz. Ayrı bir parantez açacağım. Şimdi sene başına bakıyorum. Küme düşen ikincilik takımın kalecisi Altay Kalecin. Bir. İkinci stoperin yani ikinci stoperin yok ikinci stoperin demeyeyim. Az stoperden başlayalım. Çin liginin basit bir ligin stoperi Kim Minji. Sağ bekin İngiltere ikincilik. Sol bekin Hollanda ikincilik. Merkez orta sahadan bir tanesi Portekiz ikincilik. O köylü takımı gibi takım kurmuşsun denilen bir takım. Zayt. Lan Zayt da Fenerbahçe şampiyon olamaz. Hani kalibresi bu, kalitesi bu. Ne uzar ne kısalır. Ki ben hala Zayt'sı beğenmiyorum. O da <laughs> ayrı mesele de. İnşallah 7'ye 8'e okuturuz. İşte Rossi lan Amerika Ligi lig mi ya oradan geldi falan filan işte ne bileyim sağ kanatta falan çok da oynatacağın adam yok. Hani Valencia belki geçen senedeki performanstan dolayı. İşte Serdar Dursun Almanya 2. Liginden geldi bu mu topçu diye. Böyle bir takım. Şimdi bu takıma bakıyorsun Zaitz 11.8 kilometre ile Fenerbahçe'nin en çok mesafe kat eden ismi olmuş 11.8. 29 maça çıkan isim 9 gol 2 asist 9 gol 2 asist Miha Zayt. Şimdi Fenerbahçe'ye bir orta saha alacağım desem, 3 milyon euroyu alacağım desem, misal veriyorum. Slovenya milli takımının vazgeçilmez oyuncusu, 4.7 milyon euro piyasa değeri var ama 3.5'ü alacağız desem, istersiniz. Bu arada Zayt Süper Lig'de 29 maçta 9 gol 2 asist. Avrupa Ligi'nde boş, elemelerde boş, Türkiye Kupası'nda boş, Konferans Ligi'nde boş. Yani 1974 dakika üzerinden değerlendirirsek yani yaklaşık 22 maç üzerinden 9 gol 2 asist inanılmaz bir performans ama aynı zaytsev total'e vursak 2512 dakika yine 9 gol 2 asist bence 8 numara oynayan bir futbolcu için iyi zaytsev'in bu maçtaki özelliklerinden bir tanesini daha söyleyeceğim 9.28 rating almış bir gol koşu mesafesi 11.8 Kazandığı ikili mücadele 2, iki, top çalma 2, şut pası 2, pas arası 1, şut engelleme 1, pas isabeti %93.5, rakip alanda pas isabeti %81.8. Ya e baktığınız zaman durum bu. Şimdi maçın hakemini attım tuttum ama kızıyorsunuz. Niye kızıyorsunuz? Yanlış yere kızıyorsunuz. Maçta 2-3 tane pozisyon var. Ben bunları anketlere de sundum. Hani bir de bizim taraftarın tepkisini ölçeyim diye. Mesela Pozisyonlardan birisi şu, <laughs> hani Rossi'nin vuruşundaki pozisyon penaltı mı diye yüzde %82'lik bir kesim evet diyor. Yani Erman Toroğlu da A spor ekranlarında diyor ki penaltı verse niye verdin demem diyor. O vücut genişliyor diyor. İkinci pozisyon Ferdi Kadıoğlu'na yapılan müdahale yüzde %88 penaltı diyorlar. Hani pozisyon genel değerlendiren maçın tamamına baktığımızda orta hakem ve var hakemlerinin tutum hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. %61 Fenerbahçe aleyhine maç yönettiklerini düşünüyorlar. Ki haklılar mı? Bunu sizlerin de oylamasına sunayım arkadaşlar. Maçta çok kritik pozisyonlar var. ya O Rossi'nin mesela ilk yarıdaki o kaleye giden penaltı verilse artı bir sarı kart çıksa hani kırmızı çok çok neti engellerse kırmızı olur da. Orada penaltı çıksa Fenerbahçe 2-0'a gelse biz bugün çok farklı bir maç hikayesi konuşuyor olurduk. Zaten Serdar Dursun'un kaçırdığı penaltı var. O tekrarlanmalı mıydı değil miydi içeri giren çıkan var mıydı? Sonuç olarak maç bitti mi bitti. Şimdi Fenerbahçe pozisyonunda varı dinlemeyen futbol katili hakemler Gaziantep pozisyonunda hani varın içine giriyorlar. Maç bitmiş dediğim gibi yani temdit penaltısı kullandıracaksın, maçı bitireceksin, bitirmiyor bir gol daha olsun diye. Ya kimse geri zekalı değil. Herkes her şeyin farkında. 8 Mart'ta gitti hakemler. Lig o kadar güzelleşmişti ki, o kadar adalet gelmişti ki lige. Gördüklerini çalıyorlardı, hani itiraz etmene bile gerek kalmıyordu. Penaltıysa penaltı diyorlardı. Ya ne yaptılar etler? Kovulanları geri getirdik dediler. Yine başladık. Yine başladık. Hani bugünkü hakem özelinden söylüyorum. Bütün genel konuşuyorum genel. Hani gitti gitmedi o şey değil. Hocam bu hakem iyi de açığa alınanlardan biri bu değildi ki diyeceksiniz muhtemelen. Ya o çok önemli değil. Oradaki mesaj önemli. Orada art niyetli hakemler temizlendi dediler. Sonra hakemlere dikkat edin. Hepsi adil karar vermeye başlıyorlardı ki ta ki geçen haftaya kadar. Geçen hafta hakemler geri alındı denildi. Sonrasındaki kararlara bakın. E bu nereye kadar böyle gidecek? Bugün kollanıp şampiyon yapılanlar, kollanıp işte Avrupa'ya gönderilenler, kullanıp borçları, harçları götürülenler. Ya yarın bir gün aynı şey başlarına gelmeyecek mi? Yani zannediyorlar mı bu devran hep böyle sürüp gidecek? Yani hep mi böyle sürüp gidecek? Gitmeyecek. Nereye kadar böyle gidecek biz de merak ediyoruz. Ama bu devran hep böyle gitmemesi lazım. Mantık olarak da böyle gitmemesi lazım. İlla bir yerde de haklıların artık kazanması lazım. Ama söylenecek çok söz var. Ne söylesen tehdit tehdit üstüne alıyorsun. Ne söylesen şantaj şantaj üstüne. Seni şöyle yaparız, böyle yaparız. Şu bakan araya sokarız, şu milletvekiline sokarız. O yüzden kimseye de bir şey denilmiyor. Herkes istediğine tapabilir, istediğine inanabilir. Kimseye laf söylenilmiyor. Maç özelindeki futbolculara dönelim. Mert Hakan yandaş. Mert Hakan 2 gol 9 asist yazmışlar ama 2 gol 8 asist yazmışlar ama ben 9 diyebiliyorum. Yani Dünkü maçta iki tane birden asisti var. Hem Serdar Dursun'un golünde asisti var. Hem de Zaits'in golünde göğüsüne indiriyor. Şimdi benim gördüğüm eğer yanlış bilmiyorsam 22 maçta 10, 10 asist olması lazım. Yani pardon totalde 32 maçta 2 gol 8 asist yazmışlar ama 9 diyebiliyorum. Yani 31 maçta 2 gol 8 asist yazmışlar. Ben 2 gol... 9 diye söylüyorum. Yani dünkü maçta 2 asisti birden var. Bilmiyorum siz ne kabul edeceksiniz ama göğsüyle indiriyor. Aldı at diye pas veriyor. Daha ne yapacak yani? Hani asist daha nasıl olacak? Önemli dakikalarda mesela Zaits'in golünde falan. Acaba Google işledi mi? Google'la işlememiş mesela asist. Asist olarak yazmamışlar. Neyse. Sonuç olarak Mert Hakan da 1909 dakika oynayıp 2 gol 8 asist. Yani baktığın zaman 21-22 maç yine 2 gol 8 asist. Sonradan girmeler hani çok 90 dakika oynamalar gayet iyi bir performans. Ve Miha Zayt Serdar Dursun'un pardon Miha Zayt ile Zays, Miha Zays ve Mert Hakan'ın toplam gol katkısı 21 11 gol 10 asist. 11 gol, 10 asist ya. 21 gol katkısı. Bu sayı Galatasaray'ında, Beşiktaş'ında bütün orta sahalarının verdiği gol katkısından daha fazla. Belki hani Trabzonspor özelinde şey yapsanız e, onlar da ikili, üçlü birçok isim oynattılar. Bakazetas bir ara tutukluğa girdi. Hani ikili, üçlü kombin yapacak olsanız eminim herhangi bir ikiliden, üçlüden daha fazla gol atmışlardır diye düşünüyorum. En azından ikililerin hepsinden daha fazla gol atmışlardır. Bu kadar iyi bir performans. Ama sonuç ortada. Serdar Dursun 30 maç 14 gol 3 asist. 30 maç 14 gol 3 asist. Bakın. Ama 30 maçın tamamı da değil. Şimdi 30 maç dediğin 2700 dakikaya tekabül ediyor. O kadar da değil. Serdar Dursun 30 maç 1649 dakika ligde. Yani benim standartlarıma göre 20 maç bile değil. Hatta 18 maç desek yalan söylemiş olmayız ya. Da. 18 maçta 14 gol, 3 asist. Totalde yani Türkiye Kupası'nda, Konferans'ta da dahil edersem 34 maç, 14 gol, 3 asist, 1817 dakika. Yani 21 maç, 14 gol, 3 asist. Hocam penaltıdan 2 tane, 3 tane golü var. E, kaçırdıkları da var. Mesela dünkü dünkü maçta o golü atsa 15 olacak. Yani kaçırdığı penaltı atsa 15 olacak. Ali Koç da diyecek olan ne gerek var santrafora bak 15 gol atan santraforumuz var diyecek. Belki de hayırlısı budur. O yüzden kaçmıştır. Yani sizin hayır gördüğünüzde şer şer gördüğünüzde hayır olabilir. Bunu Allah bilir. Rossi bana demedi, demedik laf bırakmadılar. Cahilsin, futboldan anlamıyorsun, şöyle böyle. Ya arkadaşlar, <laughs> gözünüzü seveyim. Futboldan anlama dediğiniz olay herkesin konuştuğunu konuşma olayı değildir. Herkesin konuştuğunu konuşarak siz sadece papağanlık yaparsınız. Ya bu herifi ben anlattım size. Dedim ki Amerika'dan geldi. Yani MLS'ten gelen topçular ilk sezonunda bir şey diyemezsin. Larin de öyleydi. İlk sezon geldi ne Nal topladı. Sonraki sezon uçtu adam. Bu adam da fizik gücü zayıf. Evet katılıyorum. Ama fiziğini geliştirse bu adam hani ligin bug'ını çözmüş oyuncu olur. Ligin bug'ını çözer. Zevkten dört köşe olursunuz. E şimdi haksız mıymışım? Şimdi herhalde bir çoğunuz benden aynı çizgiye geldiniz. Ya bakın. 28 maç, 6 gol, 8 asist. Kaç dakika biliyor musunuz? Kaç dakika? 2078 dakika. Yani benim tabirimle hani 2070 sayalım. 23 maç. 23 maçta 6 gol, 8 asist. Yani 23 maçta 14 gol katkısı kanat oyuncusu. Ha hiç edilen de bir sürü pası var. Kendinin kaçırdığı da bir sürü pozisyon var. İki şey konusunda haklısınız. Fiziği zayıf idi. Ee, çok heyecan yapıyordu. Yani birebir de falan ne yapacağını bilmiyordu. <laughs> Ama giderek değişti. Aynı Rossi'ne ilgili şunu da söyleyeyim. 14 gol katkısı var ya. İlginç bir istatistik vereyim. 11 tanesi. Bunların 11 tanesi. 11 tanesi bizi öne geçiren goller. Yani yaptığı asistlerde ya da attığı gollerde 11 tanesi öne geçiren goller. Yani kilit açıcı goller. Adam oraya tabela için değil, puan için gol atmış. Yani puan golü atmış. Bunları da görmeniz lazım. Yani bunlar basit şeyler değil arkadaşlar. Bu arada Nazım sabahtan beri 23.200'e bakıyor. Daha hala abone olmadınız mı ya? 23.300 olsun. Eğilip eğilip bakmış oraya. Bu arada futbolcularımızdan galibiyet açıklamaları var. Onlara da değinelim. Sonuçta Fenerbahçe'miz Sport Toto Süper Lig'in Ahmet Çalık sezonunun 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep'i 3-2 mağlup etti ve Rossi, Serdar Dursun ve Zayt açıklamalarda bulunmuş. Zayt diyor ki bu takımda herkes en iyisini ortaya koyuyor. Çok şık bir gole imza atan Zeiss şunları diyor. Müthiş bir maçtı. Maça da iyi başladık. İlk yerde attığımız gol dışında da goller bulabilirdik. Evet. İkinci yarı daha iyi olduğumuz anlar oldu ama son dakikalarda yediğimiz penaltı, golün sonrası sıkıntı yaşadığımız dakikalarda olmalı değil. Değindik ona. Netice itibariyle iyi savaştık ve harika bir galibiyet elde ettik. Evet performans olarak en iyi yılımı geçirdiğimi söyleyebilirim. Hem takım olarak hem de bireysel olarak oyundan keyif alıyorum. Umarım bu şekilde performansım devam eder demiş. Valla e, yüksek bir bon servisten gitti ne yapıyor? <laughs> Sebebi belki şu olabilir. Bütün sezon boyunca çok iyi bir çok iyi ve sıkı çalıştım. Bunun da sonucunu aldığım için mutluyum. Daha önemli olan şey takım olarak galip gelmekti. İyi ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu takım da herkesin en iyisini ortaya koyuyor. Ee, Sakatlığından dolayı Crespo için üzgünüm. Ama bugün Gustavo da harika bir performans sergiledi diyor. Katılıyorum. Yani Zayt sahanın içinde ben de saha dışında aynı şeyi düşünüyoruz. Takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum demiş. Serdar Dursun. Serdar Dursun'un enteresan açıklaması var. Ee, yazın hatırlarsanız Allah'ınız varsa bırakın. Fener'e gidin. Yok o başkasıydı ya. Serdar zaten boştaydı. Şimdi Serdar Dursun diyor ki çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Gaziantep'in geriden oyun kurması, 3-5-2 sisteminde oynaması, 3 orta sahaya Kolay değil rakibi karşılamak. Bence gayet iyi bir maç çıkarttık. İlk 15-20 dakika çok iyi pres yaptık. Taraftarımızı arkamıza aldık ve 1-0 öne geçtik. İlk yarıda ikinci golü de bulabilirdik ama bulamadık. İkinci yarıda da fena başlamadık. Penaltıyı kaçırdık. Orada biraz olaylar oldu. Yeri falan kazdılar. Ben de şaşırdım biraz yukarı gittiğinde. Yani iyi ki kaçtı diyelim. Ondan sonra 2-0'ı bulduk. İyi ki kaçtı olur mu lan? Onu gol atsan 2-0 olacak zaten. Ondan sonra belki 3'ü bulacaksın. <laughs> 2-1 olunca gel gittiler oldu kazandığımız için serimiz devam ettirdiğimiz için mutluyuz diyor. Rakip takım penaltı olmadığına %100 emindi. Bayağı itiraz ettiler. 4-5 dakika olay oldu. Sonra yeri kazdılar. Sahada fair play için böyle şeylere gerek yok. Sonuçta böyle de yenildiler. Böyle şeylere gerek yok. Yeri kazdılar. Kaçırmam için belki bir etken de. Bazen oluyor böyle. 4-5 dakika sonra telafi ettim. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Destek oldular bana. Futbolda böyle şeyler var. Kazandığımız için mutluyum diyor. Rossi. Taraftarımızın önünde gole attığımız zaman çok daha güzel oluyor. Tabii bu golün anlamlı olabilmesi için galip gelmemiz gerekiyordu. Bu da bugün oldu. Ee, rakibimizin özellikle defans arkasında boşluklar bıraktığını biliyorduk. Biz de biliyorduk. Kanal takipçileri de biliyordu. Bunun üzerine çalışmalar yapmıştık. Nazım da beni gördü. Güzel bir diagonal pas attı ve gol oldu. Aslında diagonal pası bizim ülkede şu şekilde kullanırlar. Diagonal pastan kasıt şu. Oyun sağ kanattayken Oyunun yönünü değiştiren uzun paslara bizim ülkede yani kullanılan tabir bu bizim ülkede. Yani Google'da falan yazdığınız zaman karşınıza ne çıkacak bilmiyorum. Gerçi yazalım bakalım ne çıkacak. Ee, <laughs> hani. Çapraza pas diye mi geçiyor? Çapraz paslara deniliyor futbolcudan takım arkadaşlarına attıkları... Yani bizim ülkede kullanılan şu. Oyunun yönünü değiştirme pasları. Yani oyunun yönünü e, değiştiren uzun paslar daha doğrusu. Ama diagonal nasıl anlatılır ki? Matematik terim olarak köşe Neyse ya o çok önemli değil artık. Umurumuzda değil o. Analizlerde bizi gösterilen bir şeydi. Defans arkasındaki boşluklar. Analizlerde bize gösterilen bir şeydi defans arkasındaki boşluklar. Bugün de bunu değerlendirdik diyor. Bakın. Attığı golden ziyade tabii takımın kazanması da önemli. Şimdi hep artıları konuştuk bir de eksiği konuşalım. Serdar Aziz. Serdar Aziz'in sarı kartı. Şimdi Serdar Aziz Beşiktaş'a mı gidiyor? Beşiktaş'ta anlaştığı için mi gördü kartı? Söylentileri bile var. Saçmalamayın. Yani saçmalamayın. Anlatabiliyor muyum? Ha Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmesine sinir olduk. Evet. Hakeme el var diye itiraz ediyor. Hakem de dört oldu diyor. Sarı kart veriyor ama gerçekten de el var. Yani arkadaşlar bu şekilde sarı kart ben anlamıyorum bak. Hakemlerin üstüne gidenler var, vuranlar var, dövenler var hakemleri. Ya el varsa el vardır. <laughs> ilginç ya. Ha yememesi lazım da ayrı mesela. Mesela Rıdvan Dilmen diyor ki Kitsiyur'un son dakikalarda Ferdi'yi düşürdüğü pozisyon tartışmasız penaltı. Varın nasıl devreye girmediğini anlayamadım diyor. Ya Fenerbahçe taraftarından bir kısmı da diyor ki bu penaltı değil. Ceza sahasında her müdahale penaltı olmaz. Tamam. Marjinal olmak bir çabanızı anlıyorum ama hani ne yapması lazım mesela? Bıçak mı sokması lazım? Yani biz bu ülkede ne penaltılar gördük. O, onları karıştırmıyorum ama durum bu. Rıdvan Dilmen'in bir de bir ukalalığı var. Diyor ki bundan önceki çoğu maçta İsmail Kartal'ın Arda Güler'i doğru zamanlarda oyuna aldığını düşünüyordum. Ancak son iki maçta yanlış yaptığını düşünüyorum. Arda artık daha fazla oynamalı diye. Bu niye saçmalık? Ya arkadaş, koltukta otururken konuşmak kolay. Koltukta otururken konuşmak kolay. Oraya geç. Buyur. Ya buyur oraya geç. Varsa cesaretin buyur oraya geç. Ya bunu yapamazsınız arkadaşlar. Bu o kadar kolay değil. O koltuğa oturduğun zaman 500 tane şey düşünmek zorundasın. Ulan bu maç kaybedilirse ne olur? Ulan bir şeyde Arda Güler'e de tepki gelir. Arda'nın mesela birkaç tane saçma sapan kaptırdığı top var. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ya bu maç kaybedilmiş olsaydı bak bakalım nasıl homurdanmalar başlıyordu. Siz zannediyorsunuz ki yani güllük gülistanlık her şey değil. Arkadaşlar bu ülkede rüzgar bir günde döner. Neydi o? Halil Sezai miydi? Gitti mesela yaşlı bir komşusunu mu dövdü etti. Birdenbire gözden düştü mesela. Hatırlayın bizim ülkede neler oldu ya. Bizim ülkede kimler kimler bir gün içinde aşağılara çekildi. Sinan bir tane yönetmen vardı. Sinan Çetin'di sanırım. Oğlu gitti trafik kazasında birinin ölümüne mi sebep oldu bir şey oldu. Adamın hiç adı geçmez oldu. Hani bizim ülkede bir anlık. Hatta bizim YouTube videolarında da bile şey var. Hani şöyle söyleyeyim bir YouTube'da bir video çekiyor mesela bir bakıyorsun bir günde trend olmuş. Bir günde. İyi manada keşke bizim de bir videomuz trend olsa. Bir gün 1 milyon 2 milyon izlense sonra kanal abonesi falan coşsa. Geçen gerçi ben bir işaret gördüm. Kanal 26.200 abone olursa Peugeot 3008 e alıyormuşum. Öyle bir işaret gördüm de Sanırım, sanmıyorum. Bu arada Fenerbahçe ilk 4 sırada olmayı matematiksel olarak garantiledi ve seneye kesin olarak Avrupa kupalarında ön eleme dahi olsa oynayacak. Şimdi Rıdvan Dilmen'e dönelim diyor ki bugün önde bas, önde basarak oynadığı maçta Arda Güler'in ilk 11'de oyuna başlaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail hocam Arda'yla başlayıp risk almayayım diyor ama artık Arda risk denilebilecek bir oyuncu değil. Ben şunu çok merak ediyorum Rıdvan <laughs> Dilmen'e. Fenerbahçe 3-2 kaybetseydi kullanacağı cümle ne olurdu? İlk lafa başlarken ne diyecekti? Abi takımın belki kemiği kimliği yok. Sağ kanadın en iyi ismi o say yok. Bu kadar moral bozukluğunun içerisinde ferdi kötü performans göstermiş. Orta sahanın dinamosu Crespo yok. Gustavo kapalı kutuydu. Değil mi? Misal bir yedekten oyun alabileceğin Salahi yoktu. Nova'a güvenmiyorsun. Sosa aylar sonra ilk defa oynadı. Falan filan falan filan. Ama kazanılınca yüklen. Ben bunlara katılmıyorum. İsmail Kartal'ın ilk başına çıktığı Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan 36 ve en yüksek gol averajına sahip olan artı 23 takım Fenerbahçe. Bu süreçte hiçbir takım Fenerbahçe'den daha fazla galibiyet 11 ya da daha az mağlubiyet 1 almadı. Fenerbahçe son 11 Süper Lig maçında 10 galibiyet 1 beraberlik aldı ve rakip ağlara 34 gol atıp kalesinde sadece 8 gol gördü. Bakın 34 gol yenilen 8. Yani gol ortalaması 3. 3'ü geçmiş hatta. Şimdi İsmail Kartal'a da bir taktik şey bir takdir etmemiz lazım. Kendi kurmadığı sol bek, sağ bek olmayan takımla Son 11 maçta 31 puan. 29 gol atmış. 11 maçlık seride iyi futbol oynamış bence. Takım yarışa dahil olmuş. Hani fizik, oyun, sonuç, mental olarak her anlamda takımı yüksek seviyeye çekmiş. Misal ligin bitmesine 3 hafta değildi. 13 hafta olsaydı bence Fenerbahçe şampiyonun en büyük adayıydı. Hani hakemleri de adil yönetseydi o arası ayrı mesele de. Şu an durum bu. Ha Genel olarak İsmail Kartal'a seneye devam edilse aslında ne olacağını görüyorsunuz değil mi? Yani ne olacağını. Önde mesela iki tane bitirici forvet ya da bir tane bitirici kanat, bir tane bitirici forvet, bir tane skorer kanat olsa İsmail Kartal'ın bence eli o kadar güçlenecek ki. Eli o kadar güçlenecek ki. Ha şu da bir gerçek. Metin Sipahi oldu ki bazı konuları usanmadan yazmak lazım ki gelecek sene bu operasyonlar bu kadar rahat yapamasınlar. İki Trabzon maçı 150 dakika 10 kişi oynatılmasak iki maçı da hakkımızda kazansak şu an maç fazlasıyla bir puanla liderdik demiş. Biz iki maçı kazansaydık bir puanla değil en az 9-10 puanla liderdik. Fenerbahçe yenilgisinden sonra Trabzonspor'un da yıkımı olurdu. Çünkü onlara göre sezonun hatta dünyanın en önemli maçı Fenerbahçe maçı. İki Fenerbahçe maçını kaybetselerdi yıkım olurdu. Diyor ki Sipahioğlu. Sezonu geçtim sadece bu iki maç adil yönetilse tablo buydu demiş. Niye sezonu geçiyoruz ki? 10 tane 15 tane maç sayar ben yani sezonu kaderini etkileyen. Ama diyor ki bu yüzden gelecek sezon 1 şu anki sistem ve omurgamızı koruyabileceğimiz kadar korumalı. 3-4 nokta ekleme yapmalı. 2. TFF ve MHK hakemlere önlemler almalıyız. Daha önce de yazdım özellikle 6 puanlık maç olan derbilere bence mutlaka Avrupa'nın kariyerli hakemleri gelmeli demiş. Yani vesaire 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 vesaire. Ya son günlerde bir Trabzonspor'la bir dalaşma var Fenerbahçe'de işte 2010 2011 şampiyonluğuyla ilgili. Vallahi bu bu kadar uzarsa bunun zararı siyasete olur. Bunun zararı siyasete olur. Çünkü insanlar artık çok değişik yorumlarda bulunmaya başladılar. Ben yani yapılan yorumları görüyorum. Kendini Pontus Rum ilan edenleri görüyorum kendini başka şey ilan edenleri görüyorum. İşte bunların düşman ilan edenleri görüyorum. Bizans ilan edenleri görüyorum vesaire vesaire vesaire. Bu çok yanlış bir şey. Arkadaş çıkıp net bir cümle kuracaksın. Net bir cümle. Fenerbahçe şampiyon oldu. Şampiyonun kupası da müzesinde. Evet siz onların yerine şampiyonlar ligine gitmiş olabilirsiniz. Ama bu o zamanki TFF'nin tasarrufuydu. Fenerbahçe de bununla ilgili tazminat açtı. Bir daha da bununla ilgili hiçbir şey duymak istemiyoruz. Bitti. İş böyle hani e, ben susuyum da kim ne şiş yansın, ne kebap dersek iş daha da kötü yerlere gidiyor. İş daha da kötü. Fenerbahçe'nin 28 tane şampiyonluğu var. Federasyon sayıyor mu? Saymıyor. Bak saymıyor. Kabul etmiyor. Ki Çe çeşitli argümanlar var. Fenerbahçe ne yapıyor? Arkadaş ben buraya 5 tane yıldız takmak istiyorum. Hak ettiğim bu. Taktırmıyorsun, taktırmıyorsun. İyi o zaman ben de yıldızsız çıkıyorum. Bu da sana hem tepki olsun hem de bizim için yıldızın değil hakkımızın şeyi. Bitti. Dakika başı mesela Fenerbahçe logosunu değiştirse 5 yıldız işte takım otobüsünü değiştirse 5 yıldız falan artık siyasiler Fenerbahçeyi uyarırlar. Ya siz ne yapıyorsunuz? Niye ikilik çıkartıyorsunuz diye. Ya ben bu olayların bitmesini istiyorum ya. Ben gerçekten bu olayların bitmesini istiyorum. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Bak ya da Deşin. Bak Deşin. Kimin hangi maçı şikeliyse deyin ki şu maç şikeliydi. Bak hatta aynı Ermeni meselesinde olduğu gibi Ermeni meselesinde hani diyorlar ya işte soykırım var falan filan. Bizimkiler diyor ki gelin mezarları birlikte açalım. En fazla kiminki çıkarsa diğeri ona soykırım yapmıştır. Kabul mü? Yemiyor. Onlarınki yemiyor. Çünkü niye? Yese Ermenilerin yapmış olduğu soykırım ortaya çıkacak. Yemiyor. Fenerbahçe'de Trabzonspor diyor ki gelin 2010-2011'in bütün maçları irdelensin. Tarafsız kişilere izlettirelim. Şu 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 maçlar. Siz de diyorsunuz ki şu 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 maçlar. Aynı sayıda biz 5 maçınızı diyoruz. Siz de bizim 5 maçımız deyin. İncelettirelim. Kurul derse ya bunların maçında sanki rakip asılmamış bilerek yemiş. Yani öyle bir izlenim var. Mesela Buca maçındaki gol kesinlikle o golün şikesiz, şaibesiz bilerek yenilmediğini hiç kimse anlatamaz. Buca Trabzon maçındaki o ikinci gol. Hazır ol da beklemeler, kaymalar, düşmeler, el çekmeler. Bir de maçın bitimine 15-20 saniye kalmış. Anlatabiliyor muyum? Sanki şey gibi hani böyle Fair play için yanlışlıkla rakip gol atar. Sen de hiç elini ayağını kıpırdatmasın. Gelsin de, de gol atsın. Dersin. Benzer bir gol. Sadece o maç. E, Karabük maçı mesela. Daha bir sürü maç sayarım. Sizin şu maçınız. Bir, gelin ortak bir komisyon kurulsun. Ama karar kesin olsun. Derlerse şu maçlar daha şaibeli. Misal Trabzon'un 3 maçında rakipler şaibeli hareket yaptı. Fener'in 2 maçında daha önde olacağı için, Trabzon küme düşürülsün. Kabul ediyorsanız buyurun. Fener'in üç tanesi Fenerbahçe küme düşürülsün. O şampiyon dalsın Trabzon'a verirsin. Kabul ediyorsanız buyurun. Etmezsiniz. Biliyorum. Etmez. Şey gibi Türkiye'de muhalefet partisi olmak gibi iktidara geçmek istemezler. Niye? Geçerlerse eleştirecek bir şey kalmaz. Millet onu eleştirir. Ama buradan geriden durup eleştirmek çok kolay. Bak Rıdvan Dilmen'inki de şey mantığı, e, muhalefet mantığı çok biliyorsan gel teknik direktör ol. Olmaz. Niye? Oradan eleştirmek kolay. Ben bunları yanlış buluyorum. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Devletin kayıtları diyor ki bak ben demiyorum devletin kayıtları diyor. Ha Türkiye Cumhuriyeti devletini önemsemiyorsunuzdur. Devlet düşmanısınızdır. Ben bir şey diyemem ona. Ya da sevmiyorsunuzdur, güvenmiyorsunuzdur. Ona bir şey diyemem. Ama aksi takdirde devlet kayıtları diyor ki Arkadaş o sezon şike yapılmamış. Kumpas yapılmış. Bu adamlar şike yaptı gösterilmek için Herkes elinden geleni yapmış. Diyor. Gel buyur. Anlat. Gel buyur anlat. Anlatamıyorsun arkadaşlar. Maalesef anlatamıyorsun. Yani anlattığın zaman suçlu sen oluyorsun. Bir şey söylesen durum farklı. Bizim ülkede işte insanlar değişik ya. Maalesef değişik. Herkes Allah'tan korktuğuna, cennete gideceğine inandığını söylüyor ama kimse ölmek istemiyor. Bizim ülke böyle bir ülke. Sonuç olarak Fenerbahçe, Gaziantep Futbol kulübünü hakkıyla, bileğinin hakkıyla, hakemlerin çeşitli e, tartışılacak kararlarına rağmen, Fenerbahçe aleyhine tartışılacak kararlarına rağmen, hakkıyla, güzel futbolla yenip e, uğurlamıştır. İyi gidiş sürüyor. İnşallah kalan üç maçın 3'te kazandır. Sonra teknik direktör olayına gireriz. Benim akıl bu kadar. İnşallah beğendirebiliriz size videoyu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.